Bunun yanında benim bir fikrim de olabilir aslında. Ben her zaman için barıştan yanayım. Barışcan Bey. Evet. Çok teşekkür ederim. Şundan yanayım. Ben belirli bir saatte mesela her kadının elinde bir beyaz mendil. Beyaz bir mendil. Mesela saat 16'da diyelim, değil mi? Beyaz bir mendille yolda yürümesini isterim. Evet, Evet, kendilerini bu belli benim edecek fikrim şekilde bir sadece. kıyafet Evet, de olabilir, değil mi? Beyaz mendil ya da bir beyaz beyaz eşarp eşarp olabilir her ya şey da bir beyaz olabilir. fular Çünkü olabilir. annelerimiz her zaman için eşarp kullanan insanlar. Onlar da bir beyaz eşarp, beyaz tülbent. Genç O kızlarımızın elinde zaman beyaz bir şey mendil. yapalım, buradan Kenan Bey'e seslenelim. Diktümder olarak Evet. bu etkinliği yapalım. Ne Bunu dersiniz? söylemek istiyordum. Her zaman için dile getirmek Tamam, istiyordum. buradan Kenan Bey'e İnşallah, mesaj olsun inşallah. o zaman. Evet Kenan Bey'in Şimdi bir de mesajı. çok fazla değinmek istemiyorum. Aslında bu konuyu hani açayım mı açmayayım mı diye çok tereddüt ettim ama bunu da konuşmadan edemeyeceğim. Tecavüze uğrayan kadınlarımız da var maalesef. Evet, Bu kadınlar da çok benim mağdur oluyorlar. Bu konuda neler tecavüze uğrayan söyleyeceksiniz? kadınlara Barışcan Bey sadece televizyondan, mahalleden, şuradan buradan duymuyoruz. Tecavüze uğrayan kadınların ayrıca bir de konuşamayanlarımız var. Kendilerini dile getiremeyenler var. Toplum baskısından dolayı utananlar, sıkılanlar, ailelerine söylemeyen kadınlarımız var, genç kızlarımız var. Adı Asiye Yazın mesela. Evet, o gerçek bir hikaye mi? Gerçek bir hikaye Valla ve gerçek tanıdığım bir bu yazıyı insan. bütün izleyicilerin okumasını, izleyicilerimizin Muhakkak okumasını ben adı tavsiye Asiye ediyorum. Güzel. Yazım gerçek bir hikayeden, gerçekte yaşayan, başına gelen bir genç kızımızın hayat yolundan, hayat hikayesinden seçildi. Adı Asiye değildi, adını değiştirdim. Çok Mahallesi güzel. çok farklıydı, onu değiştirdim. Ve bunu kendi dilinden kızımızın dinlediğim zaman ben çok ağlamıştım. Neydi hikayesini kısaca paylaşır mısınız bizimle? Kısacası 14-15 yaşlarında bir genç kızımız, bir güzel bir kız. Diyarbakır'ın kenar mahallelerinde ekonomik güçlüklerle savaşan bir ailenin genç kızı. Baba tarafından her zaman şiddet gören bir kız. Bunun dışında kızımız 6-7 ailenin ortanca çocuklarından birisi. Evin ekonomisine katkıda bulunmak için başka bir semtte bir ailenin çocuğuna bakıyor. Gidip gelirken arka mahallelerinde oturan, onun çok çok yaş olarak fazla uyuşturucu bağımlısı birisi tarafından, evli bir erkek tarafından kaçırılıyor. Başka bir memlekete götürülüyor. Orada başına gelen bir takım olayları anlatmıştım. Bunun dışında kızımız bunlara maruz kaldıktan sonra bu hayatı çekemeyeceğini anlıyor ve karakola başvuruyor, emniyete başvuruyor. Tabii sonra ailesinin yanına geliyor, hastanelerde yatıyor. Bu hastaneye yattığı zaman psikolojisi çok zor, kötü oluyor. Ve bunun yanında kızımızın şu an bir böbreği alınmış durumda. O kadar zor durumda yaşamış ki bu genç kızımız artık düştü biliyor musunuz? Psikolojisi çok kötü. Bir böbreği alınmış bir durumda. Ailesi ona Hayatına, yardımcı ailesi olmuş mu, şu an yanında ailesinin mı? yanında ama kendisini tabii ki iyi Tabii ki. hissetmiyor, iyi hissetmiyor. Aile de tabii çok bilinçli bir aile değil. Aile de çok onun her yönünden, ruhundan, ruhundaki volkanik dağlardan hiçbir zaman anlamıyor. Hayatını böyle devam Görüşüyor musunuz ettiriyor. Şu hala? an görüşmüyorum. Ben Asiye hikayemi geçen sene değil, evvelki sene bu kızımızla, genç kızımızla tanıştım. Anlattığı zaman psikolojik tedavi de görüyordu kendisi. Ama öyle bir şey oldu ki sivil toplum örgütlerinde de çalıştığım için sonra yollarımız ayrıldı. Göremedim. Şimdi şu an ne Evet. yapıyor Ama bilemiyorum. ailesi tarafından dışlanmaması onun için çok büyük bir Dışlanmadı. şans. Evet, ben böyle ailelere her zaman için hayran kalıyorum. Çünkü burada bir de toplum baskısı var, toplum dayatması var. Mahallemizdeki her zaman biz de mahallelerde oturduk biliyoruz. Bir genç kızın başına bir şey geldiği zaman o aileyi de her zaman için öbür insanlar hep dışlıyorlar. Çok yanlış bir şey Yanlış bir ama şey, tabii tabii ki ki. Şimdi oluyor. programın başında şiirlerinizden bahsetmiştik. Onu mutlaka okumamız lazım, dinlememiz lazım.
Tabii ki ben dinleyelim size mi? Çok sevdiğim bir şiir aslında Tamam. şimdi okumak Hadi istiyorum. o zaman dinleyelim. Bu şiirimin biraz çok küçük bir anısı var biliyor musunuz Barış Can Bey? Paylaşın lütfen. Evet paylaşmak istiyorum sizde. Zeytin Gözlü Kardelenlerim şiiri yazdığım zaman Diyarbakır'da Melgame semtini biliyorsunuz. Hı hı. Ben orada bir gün alışverişe çıktım. Böyle 3-4 tane kara kara gözlü çocuklarımız, 8-9 yaşlarındaki çocuklarımızı görmüştüm. Ellerinde böyle kurumuş ağaç dalları, hani biz böyle ağaçlardan koparırız ya yaprakları Evet. gider, onunla birbirleriyle oyun oynuyorlar. Çok etkilenmiştim. Biz de çocukluğumuzda her zaman için böyle çok bebeklerimiz olmadı, çok böyle oyuncaklarımız olmadı. Ya gazoz tapalarıyla oynamışızdır, ya bilyelerle oynamışızdır. Hı hı. Hep bunlarla oynadığımız için baktım kendi kendime şu ağaç dalları onların oyuncağı ve mutlular. Bu şiiri yazmıştım işte. Dinleyelim o zaman. Evet, Hadi okumak bakalım. istiyorum. Zeytin gözlü kardelenlerim. Ellerinde kurumuş ağaç dallarıyla ne de güzel bakıyorsunuz. Gözleriniz kömür karası, bakışlarınız ürkek ve şaşkın içler yarası. Değişiyor an be an duygularınız, dünyaya başkaldırış savaşı. Ne olur bakmayın bana öyle gözlerinizle, size bir şey sunamam, içim yanar. Zeytin gözlerinizin karasında bilirim ne fırtınalar eser. Karabahtlı, Karataşlı, Diyarbakır çocukları. Biz güneşin çocuklarıyız. Emin adımlarla yürümeyi, dik durmayı öğrettiler bize. Sızlayacak bir yan varsa, varsın sızlasın yüreğimiz. Bizim sevdamız yaşarken ölmek değil, yaşarken dirilmektir. Harika. Teşekkür ediyorum. Harika. Siz herhalde burada o çocukların gözünden ne derler ona, hani yaşamı algılamaya çalıştınız, öyle mi? Evet, evet. O çocukların gözünden bir hayatı çocuk anlamaya çalıştınız. Bir çocuk olarak çocukluğumuzu geride yitirdiklerimizle ne güzel, beraber ne güzel. Bir Başka çocuk var mı? Gözüyle. Çok güzel ama şiirleriniz çok hoş. Teşekkür Bir tane daha ediyorum. okuyalım mı? Eli Kınalı şiirim. Bunlar da Burada kimi anlatıyorsunuz? Bizim örf ve adetlerimiz. Benim şiirlerimi belki biliyorsunuz. Doğa, toplum, insanlar... Her tür şey. Ne güzel. İçimizdeki duygular, volkanik dağlar, her şeyi katıyorum. Ne kadar güzel. Valla ben buradan tüm Diyarbakır'da şu anda bizi izleyen bayanlara seslenmek istiyorum. Bakın emekli olmuş bir genç hanımefendi ve yazılar yazıyor, şiirler yazıyor ve bunları Diyarbakırlılarla hatta daha geniş bir kitleyle paylaşıyor. Evet. Ben aslında Nesrin Erdoğmuş'u huzurlarınızda tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok, sağ olun. Başarılısınız. Çok evet sağ buyurun. Olun. Eli Kınalı diye bir şiirim. Eli Kınalı. Alı al, moru mor. Başındaki yazmasıyla yeni gelinler. Göğe yükselen beyaz güvercinler yollarında kanat çırpar. Baharın bir başka, yağmurun bardaktan akıtırcasına. Sesler karışır sanki yürekten haykırışlara. Ağaran saçları, yanık tenleriyle analar ağlar. Koynunda büyüttükleri yavrularına. Rüzgar usul usul yol verir. Belki de hiç gelmeyecek mazlumlarına. Havar sesleri yükselir can hıraş. İrinler akıtırcasına yaralı yüreklere. Öbek öbek karanlıklara inat. Güneş doğuyor sanki. Yükselir göğün üstünde bir ışık bulutu. Tarih kokan Amed'imin üstüne. Şimdi Ahmet deyince de böyle aslında hem hani böyle eski kültürler akla geliyor değil mi? Evet. Diyarbakır evet. gerçekten çok eski bir şehir. Evet. Çok eski bir kültüre sahip. Evet. İnanılmaz bir büyüsü olan peygamberler ve evliyalar şehridir. Evet. Ve inanılmaz şiirlere konu olur. Oluyor. Evet. Şairler mutlaka bu şehirden. Sanatçı Diyarbakır'dan çok fazla evet, çıkıyor. Evet, evet. Diyarbakır kültürü. Bu şehirden mutlaka ilham alınmıştır. Evet, her şair evet, bir şiir, evet. şiir Diyarbakır yazmıştır. Diyarbakır kültürümüz artık doğasından mı, havasından mı, suyundan mı, insanlarından mı bilemiyorum. Çok güzel bir şehir.
yaşanılacak bir şehir. Hı hı. Hani İstanbul'u bir görmek vardır ama Diyarbakır'ı da bir yaşamak vardır. Yaşamak lazım değil mi? Yaşarken bu duyguları dile getirmek vardır. Evet. Bu kültürü yaşamak vardır. Bu kültürü dile getirmek vardır. Barışcan Bey, şunu da ben size nakletmek istiyorum buradaki seyircilerimize karşı. Biz mesela Diktum Ter'de hafta sonları Kenan Bey'in katkısıyla eski, yaşça bizden çok büyük üstadlarımızı çağırıyoruz. Şiirler okuyorlar, şarkılar söylüyorlar. Onun dışında Diyarbakır'ın eski kültürünü anlatıyoruz, dili getiriyoruz her zaman için. Yeni nesillere çok daha güzel şeyler bırakmak istiyoruz. Diyarbakırlı olaraktan, bir Diktum Ter üyesi olaraktan bütün Diyarbakırlılara, kendilerini ifade etmek isteyen, Diyarbakır'ın kültürünü yaşamak isteyen, gizli kalmış sanatçılara da diyelim mi? Gizli kalmış sanatçılara. Gelip orada yeteneklerini sergilesinler. Bizim kapımızın açık olduğunu, ne güzel, başlarımızın üstünde yerlerinin ben de olduğunu söylemek hemen söyleyeyim. Ben de oradayım, o dernekteyim. Biliyorum. Evet. Böyle hep birlikte orada Diyarbakır'ı anlatıyoruz. Diyarbakır'ın eski kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. İşte Nesrin Hanım da dedi, hep herkesi oraya bekliyoruz. Herkesi bekliyorum. Valla sizinle, tamam, hadi bakalım, sizinle konuşmak çok zevkti Nesrin Hanım. Vakit ancak gitgide azalıyor. Ben son bir şiirinizi daha alacağım. Ben vakit azalıyor biliyorum. Sadece bir şey daha söylemek istiyorum. Sivil toplum örgütlerinde, engelli derneğinde de çalıştım. Bütün buradan, bu yerden engelli arkadaşlarımıza, engelli kardeşlerimiz için çok güzel, çok kısa bir not söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki hepimiz birer potansiyel engelliyiz. Hı hı. Başımıza hiç ne geleceğimiz hiç belli değil. Bunları biliyoruz. Sadece engelli kardeşlerimizi yolda görüldüğü zaman böyle bakıp içlerinin yaralarını dökmelerini hiçbir zaman istemiyorum. Engelli kardeşlerimizin her zaman için toplumda yer almalarını istiyorum. Toplumda çok güzel işlerde çalışmalarını istiyorum. Ve sağlıklı insanlarla her zaman için yan yana olmalarını istiyorum. Ve sağlıklı insanların onların değerini çok iyi bilmelerini peki, istiyorum. Umarım bu dileğiniz İnşallah. Kabul olur. O zaman son kez bir şiirinizi dinleyelim. Bu şiirim Heval diye bir şiir. Son şiirlerimden biri. Bazen bende duygu patlamaları oluyor Barışcan Bey. Hı hı. O duygu patlamaları olduğu zaman, volkanik dağlar patladığı zaman bu şiiri yazmıştım. Buyurun. Heval. Benim iki yüzüm var biliyor musun? Biri yüreğimin ta derinliklerinde kayıp gelen ak yüzüm, aydınlık yüzüm. Diğeri hayatın vurgunluklarında metanetimi koruyan cengaver yüzüm. Biri diğeri olmuşken hep başka roller oynuyorum. Gün gelir, kah dağ bayır, börtü böcek demeden doğanın güzelliklerini seven ben. Gün gelir, kolumu bile kaldırmak, gözlerimi aydınlıklara açmak istemiyorum. Heval. Ne olacak anlamıyorum bu benim değişik ruh hallerim. Bazen yüreğimi açıp ağlamak, hiç susmamasıya konuşmak isterken, bazen susmak, derinliklerde aşkı yaşamak istiyorum. Kendimle hesaplaşıp, uykusuz geceleri hayatımdan çıkarmak isterken, uyumak, günlerce uyanmamak istiyorum. İşte gül nasıl dalından koparıldığında, susuz kalıyorsa, ben de yüreğimdeki aşkı hissetmeyince soluyorum. Bana hayatın solgun, betik yüzünden söz etmek istersen, önce feri gitmiş gözlerimden, sonra yanağımdaki gamzenin çukurundan, genç yaşta çöktüğümü fark edeceksin. Heval. Karanlık gecenin nasıl aydınlık sabahı varsa, benim de yalnızlıklarımın sonsuz bitişi var. Güneşin nasıl kızgın yüzü varsa, benim de soğuk gecelerimin sabahı, kavurucu sıcaklığım var. Heval. İçimdeki çığlıkları duyuyor musun? Yoksa sağır kulakları çınlatacak sessiz tanıkların yüreği, hüzünü sen mi oldun? Korkma olur mu? Heval. Aa, çok güzel. Çok harika. Teşekkür ediyorum.
Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben peki ayaklarınıza sağlık programımıza geldiğiniz için. Değerli konuklar, İşte Hayat programının bu bölümünde yazar şair Nesrin Erdoğmuş bizimle beraber oldu. İşte Hayat devam edecek. Oh,